Herkese selam, ben Aydın. Bu videomda Raspberry Pi 4 için çift fanlı soğutucu inceliyoruz. Şuradan çıkan kartlardan da ulaşabileceğiniz gibi, kendim için topladığım bilgisayarda ne kadar sıcaklığa takıntılı olduğumu anlamışsınızdır. Toplamış olduğum kasada 6 adet 120 mm ve 2 adet 140 mm fan bulunuyor. Yakında yapacağım bir güncelleme ile 2 adet daha fan eklemeyi düşünüyorum. Niçin ekleyeceğim de sürpriz olsun. Eklediğim zaman da kanalda videosunu bulabileceksiniz. Konumuza geri dönecek olursak, yaptığım projelerde genelde maliyetten dolayı Arduino'yu tercih ediyordum. Bunun dışında kaynak kod ve gömülü sistemler için Arduino daha iyi bir seçenek olsa da yaptığım son 2-3 projedir kapasitesinin yetersiz kaldığını gözlemledim. Bu yüzden de bir Raspberry Pi 4 edindim. Fakat pinleri çıplak şekilde kartın altında bulunduğu için kullanmaya çekindim. Çünkü olası bir kaza durumunda karta ciddi zararlar verebilirsiniz. Daha önce böyle bir durum Arduino ile başıma gelmişti. Portları kısa devre yaptığı için USB portu üzerinden bilgisayarımın BGA çipini bozdu ve ekrana görüntü gelmemeye başladı. Böyle bir durumu tekrar göze alamam. Özellikle de pahalı sayılabilecek bir Raspberry kartı için. Dolayısıyla ilk başta koruyucu bir kutu yapmak istedim. İnternet üzerinde 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmak için hazırlanmış bir sürü farklı çeşit kutu zaten vardı. Fakat onların herhangi bir soğutucu bloğu olmadığı için ben onları kullanmayacağım. Siz dilerseniz açıklamadan bir göz atabilirsiniz. Bu arada Raspberry'nin de soğutucusuz halde çalışabildiğini de belirtmeliyim. Soğutucu eklemekteki amacım ise sıcaklıktan dolayı oluşacak kaybı engellemek. Bu yüzden pasif tipli bir soğutucuya zaten bakmadım bile. Araştırma yaparken Ice Tower markasının iki farklı soğutucusuyla karşılaştım. Fakat onları boyutu ve görüntüsü dolayıyla tercih etmek istemedim. Daha sonra Türkiye'deki bir internet sitesinden bu soğutucuyu sipariş verdim. Fiyatının çok uygun olduğunu söyleyemesem de sunduğu sıcaklık değerleri yeterince tatmin edici. Sıcaklık değerlerindeki farkı görebilmek için soğutuculu ve soğutucusuz olarak ayrı ayrı test ettim. Şimdi ilk başta bir soğutucusuz olarak test edelim. Raspberry'nin anlık sıcaklık değerlerini komut ekranına yazdığım şu kodla çok rahatlıkla görebiliyorum. Bu yüzden başka herhangi bir sıcaklık ölçer kullanmadım. Bu komut Raspberry'nin her 2 saniyede bir sıcaklık değerini bize sunacak. Siz dilerseniz widget da kullanabilirsiniz. Ortam sıcaklığı ise 25 derece olduğunu kabul edelim. Gördüğünüz gibi Raspberry soğutucusuz halde boşta 50 derecede çalışıyor. İşlemciye yük bindirebilmek için ise iki sayı arasındaki asal sayıları hesaplaması için ekrandaki basit kodu yazdım. Bu kodu edindiğim web sitesine de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kodumu çalıştırıyorum ve 1 ile 10.000 arasında asal sayıları hesaplamasını istiyorum. Gördüğünüz gibi sıcaklık değerleri hızla artmaya başladı. Bu testin sonucunda Raspberry Pi 4 maksimum 63 dereceye ulaştı. 63 derece ise anlık çıktığı bir değerdi. Ortalama 61 derecede olduğunu söyleyebilirim. Kullandığım Raspberry modelinin ise 8 GB'lık olduğunu belirtmeliyim. Zira 2 GB ve 4 GB'lık modelleri arasında hız farkları olabilir. Şimdi bir de soğutucuyu takıp sıcaklık değerlerini aynı kodla tekrar ölçtürelim. Fakat bundan önce hızlıca bir kutu içeriğine ve kurulumuna bakalım. Bendeki Raspberry modelinin 8 GB olduğunu zaten söylemiştim. Kullanacağım soğutucu ise beyaz bir kutuda ve üzerinde herhangi bir etiket bulunmadan geldi. Sadece yan tarafında bir kare kod bulunuyor. Paketin içeriğinde gerekli civatalar, termal pedler ve bir adet Allen anahtar bulunuyor. Herhangi bir alete ihtiyacınız kalmadan monte etmeniz mümkün. Soğutucu da iki ana parçadan oluşuyor. Alt taraftaki koruma parçası ve üst taraftaki soğutma işlemini yapacak olan alüminyum blok. Blokların içi ağır dolu bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Soğutucunun üst parçası 44.5 gram iken alt tarafı 44 gram olduğunu siz de görebilirsiniz. Kolaylıkla da CNC'de işlenerek yapıldıklarını söyleyebilirim. Artık monte etmeye başlayabiliriz. Dediğim gibi bu soğutucuyu tercih etmemin sebebi Raspberry'nin altında koruması. Bu sayede kısa devre gibi sorunlarla karşılaşmamayı planlıyorum. Pinleri ile soğutucu arasında da yeterli boşluk bırakılmış. Satıcı web sitesi termal bantlar hakkında herhangi bir bilgi vermemiş. Fakat üzerindeki etiketten 3M markalı olduğunu anlayabiliriz ki bu markada gayet iyi diyebilirim. Soğutulması gereken 3 noktaya bunları yapıştırmalısınız.
Bunlar da Raspberry'nin en çok ısınan parçalarına denk geldiği için etkili bir soğutma sağlamayı hedefliyor. Soğutucuyu yerleştirdiğimizde herhangi bir pini engellemediğini de görebilirsiniz. Sonucu termal pad büyük olduğu için bunu bir makas yardımıyla keserek ufaltıyorum. Vida delikleri ise soğutucunun altında bulunuyor. Gönderilen alyan başlı vidalardan 4 tanesinin büyük olduğunu görebilirsiniz. Bu büyük olanların soğutucu alüminyumlar için, diğer ufak olan 8 tanesini ise fanlar için kullanmalısınız. Bu civataları monte ederken de şarjı tornavida kullanmamanızı öneriyorum. Zira kartı kırmanız mümkün ya da vida dişlerini bozabilirsiniz. Civatanın kendinden gevşememesi için tatlı sıkı derecede sıkmanız yeterli. Sırada fanlarımız var. Bu fanlar 5 volt değerinde ve 9 miliamper gücündeler. Fanlarımı bloğu havayı üfleyecek şekilde konumlandırmayı tercih ediyorum. Bağlantısını ise Raspberry'nin dışındaki 2. ve 3. pine yapıyorum. Siz dilerseniz 3.3 volta da bağlayabilirsiniz. Ancak bu daha yavaş dönmelerine sebep olur. Monte ettikten sonra da herhangi bir porta engel olmadığını görebilirsiniz. Raspberry'yi biraz ağırlaştırmış olsa da korkmadan taşınabilir ve kullanılabilir hale geldiğini düşünüyorum. Hafif sayılabilecek darbelere karşı da koruyabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Soğutucu ile beraber Raspberry'yi çalıştırdığımızda 30 derece civarı çalıştığını görebilirsiniz. Önceki halinden 20 derece daha serin çalıştığını siz de görebilirsiniz. Ayrıca dikkat ederseniz Raspberry'nin altına herhangi bir yalıtkan malzeme koymam gerekmedi. Çünkü soğutucuda bulunan alt koruma plakası içini fazlasıyla iyi yapıyor. Artık kısa devre için endişelenmeme gerek kalmadığını düşünüyorum. Test için aynı kodu aynı değerler arasında asansörleri hesaplattığım zaman maksimum 45 dereceye ulaştığını gördüm. O da anlık bir yükselmeydi. Onun haricinde 41 ila 43 derece arasına gidip geldi. Elektronik kartların daha serin çalıştıklarında daha iyi performans verdikleri bir gerçek. Ben yaptığım testler sırasında süre tutmamış olsam da soğutucu ile çalıştığında gözle görülebilir bir fark olduğunu söyleyebilirim. Bu soğutucu için şahsi görüşlerimi paylaşmam gerekirse de 20 derece sıcaklık farkı benim için fazlasıyla yeterli. Görünüm olarak da biraz kaba dursa da soğutma kanalları işini fazlasıyla iyi yapıyor. Onun haricinde de kullanılan fanların USB portlarının üzerine taşmaması bu soğutucuyu seçmemdeki nedenlerden bir tanesi. Üzerinde bulunan fanlar için de şunu söyleyebilirim ki gayet sessiz çalışıyorlar. Bu da gayet önemli bir artı. Ayrıca bu testleri Raspberry'nin lisanslı olan 3 amper çıkış gücüne sahip olan bir adaptörüyle yaptım. Zira daha düşük güç çıkışı olan bir powerbank ile beslediğimde fanların daha yavaş döndüğünü gözlemledim. Umarım bu soğutucu ile alakalı aklınızda soru kalmamıştır. Eğer kaldıysa yorumlar kısmında sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.